Fezerhum Resul Ekrem'e hitap ediyor Allah Subhanahu ve Teala. Bırak onları. Yahulu ve Dalsınlar batılın içerisine, girdapların içerisine, bataklıkların içerisine dalsınlar. Ve bu o pisliklerle oynasınlar. Dünyada onlara fayda vermeyen, ona yarar sağlamayan her ne var ise onlarla oynayıp dursunlar. Hatta yulaqu yawmahumul ladzi yu'adun. Va'd olunmuş oldukları o söz ki kıyamet günüdür. O güne varana kadar bırak oynayıp dursunlar. Düşmüş olduğu pislikte oynasınlar, gülüsünler, eğlensinler. Çok tehdidi bir kelimedir bu. Umurumuzda değilsiniz. Kendinizi istediğiniz şekilde kandırın neticede bize geleceksiniz ve cezanızı çekeceksiniz manasında bir ayeti kerimedir. Şimdi dünyada Allah'ın dinini yaşamayan, dininde yürümeyen ve batıla ön arka batmış olan insanlar ve bununla eğlenen, keyif tutanlar varsa hepsine bir hitaptır bu. Oynayın bakalım ne kadar oynayacaksınız. Öyle bir harika nizam kurmuş ki Allah Subhanahu ve Teala bir habibi var sevgilisi Habibi Huda Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O yani ümmetin halbuki Rabbini tanımayıp peygamberini tanımayıp ki Rableri de bu kadar pervasız ifadeler vuruyor Allah Subhanahu ve Teala. Siz bilirsiniz yani benim yolumu tercih etmezseniz umurumda değilsiniz manasında ayet-i kerimeler bunlar. Böyle olmasıyla birlikte bir sevgilisi var Allah Subhanahu ve Teala'nın. O ne kadar Rabbimiz umursama, bırak onları, oynasınlar, batıllarına batsınlar, ondan sonra da çekecekleri cezayı çekmeye gelsinler dediği halde Uğraşıyor ki yine bizler bu hale düşer olmayalım. Cehennem azabına düşmeyelim. Allah'ın gazabına gelmeyelim. Yoksa ona takatimiz olmaz, gücümüz yetmez diye uğraştı Resul-i Ekrem. Aman ha dünyaya gitmeyin, boş işlerle meşgul olmayın. Yaptığınızda bir bakın bakalım size faydası var mı? Dünyada da ahirette bir yarar sağlıyor mu? Sade gülüp geçiyor musunuz? Bu kadar mı yani? Vaktinizi boş boş geçiriyor musunuz? Seyrettiğiniz, takip ettiğiniz, meşgul olduğunuz işler, ameller size bir şey katıyor mu, katmıyor mu? İşte bugün ayın kaçıdır? 30'udur ayın 30'unu geçirdin de neyle geçirdin? Bak bakalım 29'undan bir fark kattın mı bu 30'una? Yoksa 29'u da 28'i de 27'si de boş geçmişti. 30'u da böyle boş mu geçiyor? Hep boş işler mi yapıyorum? Allah'a yarar olacak bir şey, fayda sağlayacak, bana yakınlık getirecek bir iş yapıyor muyum, yapmıyor muyum? 30'unda oyun oynadım, 29'unda da oynadım, 28'inde de oynadım. Oynadığım oyunlarla nereye vardım? Hiç. Hiçbir yere varmadım. Bana bir şey kattı mı? Yok beni yükseltti mi yok İdrakımı mı yükseltti anlayışımı mı yükseltti aklımı mı yükseltti yok bedenimde kaslarım mı geliştirdi yok sağlığımı mı ileriye taşıdı yok daha hızlı koşmaya mı başladım daha hızlı yürümeye mi başladım daha hızlı daha çabuk daha atik düşünmeye mi başladım yok hiçbir şey katmadı veyahut da oturdum televizyon programları seyrettim o nasıl giyiniyor bu nasıl yemek yapıyor bunlar bana ne kattı nereye getirdi beni Allah'a daha yakın mı etti beni insanlığımı daha kaliteli bir seviyeye mi taşıdı? Yok. O zaman işte bu ayetler bize geliyor. Allahu Teala buyuruyor. Bırak onları. Allah muhafaza buyursun. Allah'ın bıraktığı insanı kim tutabilir ki sonra? Nasıl kurtulabilir ki o halden? Nasıl kurtulabilir? Zerhum diyor. Oyna mı dalacaksın? Boş işlere mi dalacaksın? Boş programların takipçisi mi olacaksın? Sen bilesin diyor Allahu Teala. Zerhum derim peygamberime. Bırak onları. Bırak. Yahuldu dalsınlar neye dalıyorlarsa wayelabu oynasınlar. Oynasınlar neyle oynuyorlarsa. Nereye kadar? Hatta yulaku yevmehumullezi yu'adun. Buraya tıpış tıpış gelecekler bir gün. O gelecekleri güne kadar istediği gibi oynasınlar bakalım. Dünyanın istediği zevkini tatsınlar bakalım. Yevme yahrucuna minel ecdâthi. O günkü kabirlerinden çıkarlar. Sira'an. Suratli cani bidda'i diyor. O gün seslenecek kim? İsrafil aleyhisselam. Sura üfleyecek bir kaya üzerinden diyor çağır insanları kabirlerinden kalksınlar diye süratli bir şekilde fırlarlar. Ke ila nusbin yufiduna. Burada bir tehdit vari ve dalga vardır. Dünyadayken o boş işlere nasıl süratle gidiyorlardı? ...o kendi hayatında kendine dikmiş olduğu o önemli şeyler var ya hani... ...işte kimisinin telefonunda oynadığı oyunu... ...kimisinin televizyonda seyrettiği boş programları... ...kimisinin çarşı boş boş geziş her ne varsa... ...günde yani kalkıp da yatağından... ...hızlıca koşup yapıştığı bir şeyler var ya hani... ...Allah'a ait olmayan, Allah'a götürmeyen o her ne varsa... ...onlara nasıl süratli gidiyorlarsa... ...kabirlerinden de öyle süratli bir şekilde kalkıp gelecekler diyor allah Teala... ...insanlarla burada tehdit ediyor. Bak o gün böyle koşuyordunuz ya dünyadayken boş işlere ahirette de bu nidaya böyle koşup geleceksiniz. ne suratli bir şekilde ama haşiatan absaruhum gözlerini korku bürümüş. Tetriyorlar. Niye gözler? Halbuki her yerini bürümüş. O korkunun göstergesi en başta gözde belli olacağı için. Onun için gözü burada tabir ediyor. La yerfa'una ma yatawaqqa'una min al azab böyle aşağı eğdiler gözlerini kaldırıp da bakamıyorlar onlara düşecek olan azabı görecekler diye korkularından gözlerini aşağı eğdiler. Tarhaquhum zillatun onları bir zillet, bir hakaret, bir düşüklük, bir rezillik sarar. Perişanlık sarar onları yani. Perişan bir hal gözükür onlarda. Titrek bir hal, gözleri yerden kaldıramıyorlar korkularından dolayı titriyorlar, korkuyorlar. <laughs> i̇şte bu o gündür, o gün ki size vaad olunmuştu, buraya geleceksiniz denmişti. Gelirken eli boş gelmeyin denmişti. Burada fayda sağlayacak dünyada yaptığın keyifler değil denmişti. Burada fayda sağlayacak olan kıldığın namazdır, tuttuğun oruçtur, okuduğun Kur'an-ı Kerimdir, ilimdir, hidayettir, nurdur. Bunlar sana burada fayda sağlar. Edindiğin güzel ahlaktır. Kendini terbiye çekişindir, hakka layık olmaya çalışmandır. Sana biçtiği o harika kulluk elbisesine bürünmendir. O şekilde gelirsen buraya o zaman burada rahat edersin. Burada bu korkulara gelmezsin, düşmezsin ama yapmadığın zaman böyle titreye titreye gözünü yerden kaldıramaz bir şekilde gelecek diyor o insanlar. Allah muhafaza buyursun. O insanlardan olmayalım yani.